geceler gelmeyin üstüme. Bırakın beni halime, yalnızlığım ve ben bir senle, tek senle. Sensizliği yaşamak çok zor, gel de bir gör halimi. Sigaramı içiyorum dumanında, senle ben, senle ben. Yalnızım, uykusuzum, yoksulum, yoksulum. Yalnızım, uykusuzum, geceler gelmeyin üstüme. Bırakın beni halime, yalnızlığım ve ben bir senle, tek senle. Bensizliği yaşamak çok zor, gel de bir gör halimi. Sigaramı içiyorum dumanımda, senle ben, senle ben. Yalnızım, uykusuzum, yuvamızda tüm hızıyla ve güzelliğiyle devam ediyor. Ama Mustafa kardeşim, bu ezgiyi söyleyeceğini söyleseydi bana, ben derdim ki Allah senin iyiliğini versin. Şimdi iyi ki hazır burada Nevzat hocam var. Hemen bir psikiyatr olarak kendisine soracağım. Evet efendim, siz onu yakından, çok çok yakından tanıyorsunuz. Evimizin psikiyatrı Nevzat hocam. Nevzat Tarhan hocam bizimle birlikte. Ve yine gazeteci yazar Sayın Atike Barın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Atike Hanım. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam öyle şeyler söyledi ki gençlerin kendi halini anlattı. Yalnızım, yalnızım. Hey Allah sizi iyi etsin. Allah var, ne yalnızlığı be kardeşim. Bir de dedi ki geceler geliyor üstüme. Hocam bu gençlerin bu sendromu nedir? Aa, yalnızlık, yoksulluk, almış eline sigarasını, Allah seni iyi etsin. Mübarek. Ha, içmiyor, sen içmiyorsun da işte gençlerin durumunu yazmışsın ya. Şimdi onu soracağım hocama işte. Evet bayram efendim, efkarımızı dağıtalım edelim de onu doğru bir yerde dağıtalım. Hazır bulmuşuz hocamızı, biz bu konuyu bayram vesilesiyle de kendisine soralım istiyorum. Hocam gençlerde böyle bir sendrom var. Kendilerini yalnız hissediyorlar. Koskoca cep telefonları ellerinde, o tabletlere, laptoplar ellerinde. O sanal ilişkilerde yüzlerce, binlerce kişiyle birlikte ama yalnızlar. Evet. Şimdi öyle bir kaosun içerisinde onları nasıl çekip alabiliriz? Yuvalarını nasıl cennete çeviririz bu gençlerin? Siz neler dersiniz efendim? Tabii, yalnızlık aslında aşık olan insanın şeyidir. En çok söylediği şeydir. Yalnızım diyen insan muhakkak bir bağlanma ihtiyacı içerisinde olan bir insan. Yani bağlanacağı, güveneceği bir şey arıyordur. Ve kendisini yeterli miktarda o konuda tatmin duygusunu yaşamadığı zaman yalnız hisseder. Bu yalnızlık duygusu bu çağın hastalığı şeklinde ciddi şekilde çok yayılıyor. Hatta çok. Buna Kaliforniya sendromu diye bir sendromdan bahsediliyor. Yani bu popüler psikiyatri tabiri. Resmi olarak
kitaplarda tanımlanmadı ama belki gelecek, yakın gelecekte tanımlanacak 4 tane belirtisi var bunun. Hı. Şimdi birinci belirtisi hedonizm, yani zevkçilik. Hı. Yani zevki yücelten bir insan. Hayatında zevki ego ideali olarak seçen, zevkini tatmin etmeyi yaşam amacı olarak seçen bir kimse. Birinci özellik bu. İkinci özellik ben merkezcilik. Yani kişi bundan sonra kendini hayat, dünyanın merkezine kendisini alıyor. Herkes bana uymalı, bütün şartlar bana uymalı gibi düşünüyor. Bu iki duygu varsa bu kimse yalnızlık hissediyor. Ve bu üçüncü evli belirti. Eşlerde de çok tabii. Fazla var. Yani eş evli ama yalnız hissediyor. Kendini. Mesela ben merkezci. Hmm. Şimdi yalnızlığı gidermek için ne yapması lazım? Ben evliliğin şu anda en büyük düşmanı bencillik. Evet. Yani bencil olan bir kimse takım oluşturamıyor evlilikte. Yani evlilikte bizim araştırdığımız çift terapisinde uyguladığımız testler var. Mesela çift uyum ölçekleri var. Bunlardan bir ana maddelerinden birisi de takım oluşturmayı başarıyorlar mı, başaramıyorlar mı diye. Takım oluşturmayı başarabilmek demek ben yerine biz diyebilmek. Yani artık iki kişilik düşünebilmek, tek kişilik değil. E şimdi bakıyorsunuz gençler hem evleneyim hem de özgür olayım diyorsun. Yok arkadaş öyle şey. Yani hem özgür olayım hem kafama göre yaşayayım diyorsan evlenmeyeceksin. Yani hem kendini de yakma, başkasını da yakma. Allah razı olsun hocam. Yani doğru. Hem kendini hem de başkasını da yakıyorsun. Ve en çok da fatura çocuklara çıkıyor. Maalesef. Yalnızım diyen bir kimse aslında bunun arka planında arkadaşlar üzerine almasın şey var. Yani kendine herkes bana uysun düşüncesi var. Evet. Benim şartlarıma uysun. Şimdi herkesin bir kişiliği var. Yani hep karşı taraf taviz verecek. Onun dediğine uyacak. Karşı tarafın kimliği, kişiliği ne olacak? Ve bir müddet sonra arkadaş ben de böyle düşünüyorum demeye başlıyor. Bu zaman beni kimse sevmiyor diyor. Ben herkes reddediyor. Aslında kimse onu sevmiyor değil. Hı hı. Sen egonu o kadar büyütmüşsün ki dünyanda başka bir şeye yer vermiyorsun. Hı hı. Ya ondan sonra yalnızlık çekiyorsun. Ha, ondan sonra da yani, eşken yalnız. Tabii yani egoyu o kadar büyütmezsen yalnız kalmazsın. Hı hı. Yani, bu dördüncü belirtisi de Kaliforniya sendromunun şeyidir. Depresyon, mutsuzluk ortaya çıkıyor. Hı. Yani çünkü yalnızlık özellikle evli diyelim. Bir müddet sonra eşi hasta oluyor. Ya ben dünyaya bir defa geldim. Canımın istediği gibi yaşayamıyorum. Bu kadının hastalığı, çocuğun hastalığı mı uğraşacağım diyor. Ondan sonra bu evliliği bitiriyor. Onun her güçlüyken iyi, her şey yoluna giderken iyi, sağlığı yerindeyken iyi. Ama bunlar kaybettiği zaman bir hastalık oluyor, bir musibet oluyor. Birdenbire ben yalnızım demeye başlıyor. Arkadaş yalnız olmayı sen seçmişsin. Öyle demek lazım. Eğer insan yalnız olmak istemiyorsa yani daha çocukluktan itibaren kardeşlik duygusunun önemli olduğu, sosyal iletişimin önemli olduğu bir yaşam biçimi seçmesi lazım. Yani sosyal iletişimi önemsemeyen bir yaşam biçimi seçersen bunun sonucunda yalnızlık beklenen bir sonuçtur. Evet, Ramazan da zaten bize bu demin söylediğiniz yalnız olmamayı, zevki ötelemeyi, ben merkezci olmamayı ve mutlu olmayı öğretiyor. Aynen öyle. Çünkü tamamen zevkinizi öteliyorsunuz, ben merkezci diyesiniz, aç olan kardeşinizin halini anlıyorsunuz. Mutluluk da zaten onun beraberinde geliyor. Bununla birlikte işte bayram geldi. Bayramda da aynı psikoloji, demin saydığınız o psikolojiyle, ay yalnızım diyor eşlerden biri, aman hiçbir yere gitmedim, hadi atlayalım tatile gidelim. Çünkü zevkini de ötelemiyor. Peki. Şimdi ben merkezci de oluyor. Mesela çocuklarımızı yetiştirirken sevgi eşitliği, hak eşitliği duygusuyla yetiştirmezsek çocuklar arasında sevgi eşitliği ve hak eşitliği bu duygular arasında yetişmez. Çocuklarda kardeşlik, ortaklığı oluşmuyor. Kardeşlik, ortaklığı oluşabilmesi için herkesin kendini eşitler ilişkisi içerisinde olması gerekiyor, hissetmesi gerekiyor. Kardeşlik ortaklığında. Kardeş rekabeti kaçınılmaz bir şey. Olacaktır bu. Ve barışçıl bir rekabet de faydalıdır. Ama burada kardeş ilişkileri içerisinde kardeş ortaklığı olabilmesi için paylaşacak. Sosyal iletişim olacak. Arada kavga edecekler ama tekrar birleşecekler, oynayabilecekler. Yani anne böyle durumlarda çocuğun birini çok fazla sevdiğini hissederse sevgi eşitsiz de oluyor. Hı. Mesela Hazreti Yakup'un imtihanı böyle olmuş. Hazreti Yusuf'u çok seviyor ve bunu ne kadar belli etmemeye çalışsa da belli ediyor. Diğer kardeşleri ona karşı düşmanlık hissetmeye başlıyorlar. Ve bunu ben bir hastamda rastlamıştım. Şöyle bir teknik üniversitede okuyan bir kız. Onun da erkek kardeşi de lisede okuyordu. Ben anne öğretmen, bilinçli bir anne. Fakat abla diyor ki annem kardeşimi benden çok seviyor diyor. Ya ben anneni tanıyorum.
annenin hassasiyetlerini de biliyorum yani. Size eşit davranmaya çalışıyor. Çok dikkatli bu konuda. Bu neye dayanarak bunu söylüyorsun dedi. Bana bir örnek ver bana dedim. Yani neye dayanarak? Annem kardeşime bakarken gözünün içi akıyordu dedi. Bitti yani. Beden dili yetiyor yani. İkisine eşit aynı elbiseyi alıyor, aynı harçlığı veriyor ama bakarken bu sevgi eşitsizliği bu işte. Evet. Onun için hadis-i şerif var. Çocuklarını severken adil sevin mealinde. Yani bunun sevgiyi de eşit paylaşmazsa kavga çıkıyor ve bunun sonucunda... Seçebiliyor muyuz hocam? Özür dilerim. Estağfurullah. Yani ben çocuğumu eşit seveceğim diye seçebiliyor muyum? Mesela? Yani işte burada içinizdeki duygular daha çok sevme gelebilir. Baskın geliyorsa bir çocuğa. Baskın gelebilir. Böyle bir durumda hemen mesela küçük çocuk doğuyor. Bebek ister istemez fazla herkes onunla ilgileniyor. Eve koyuyor. Bu sefer anne şöyle diyor. Bak kardeş geldi senin pabucun dama atıldı diyor. Ay o çocuğa öldür. Bunun adı duygusal istismar deniyor buna işte. Evet. Duygusal şiddet. Duygusal istismar evet. Ve bir de duygusal ihmal var. Evet. Yani çocuğu sevgiden yoksun bıraktığın zaman çocukluk çağı travma ölçekleri var bizim uyguladığımız. O ölçeklerde çocukluk döneminde duygusal ihmal ile ilgili sorular var. Duygusal ihmal var mı? Yani çocuk kendisini mesela hasta olursam ben doktora götürüleceğim konusunda kendimi güvende hissediyor muyum, etmiyor muyum diye soruluyor. Evet. Yani hasta olduğu zaman beni doktora götürecek kimse yok duygusuyla büyümüşse o çocuk duygusal ihmal vardır. Yani beni bu evde ben az seviliyorum, yani abim daha çok seviliyordu diye bir algı oluşmuşsa çocukta bu evde duygusal ihmal vardır. Şimdi sen protein, et vermezsen nasıl besin ihmali olur, hasta olur? Duygusal ihmal de varsa beni hasta olursun. Şimdi böyle durumlarda ister istemez küçük çocuk fazla seviliyor. Bazı çocuklar da sevdiriyor kendini gerçekten. Böyle durumlarda o çocuğu seveceksiniz hemen aklınızda hemen şöyle bir sinyal oluşacak. Ya hemen adil olmam gerekiyordu diyeceksin. Ablasını çağıracaksınız. Ya gel bakalım beraber severim kardeşini diyeceksiniz. Gel şunu yardım et diyeceksin. Paylaşmayı, kardeşlik ortaklığını öğreteceksiniz. Bak kardeşlik ortaklığı, bu da sihirli kelime o. Bunu öğrettiğin zaman paylaşım ortaya çıkıyor. Birlikte yaşama bilinci oluşuyor. Ve o kardeşler, o anne baba ölse de birbirlerine o derece ortak gibi bağlanıyorlar ki birbirlerine hiçbir zaman kavga etseler bile yani annemin bir sözü vardır. Kardeş kardeşi iter, yar başında tutar derdi. Yani evet, evet. Biz kardeşimle kavga ettik. Aramızda 11 ay vardı böyle bir tartışmalar oldukça bu sözü çok söylerdi. Şimdi düşünüyorsun çok haklı bir söz. Gerçekten. Yani itiyorsun ama yar başında tutuyorsun. Evet. Birlikte yaşama bilincini oluşturmak gerekiyor ki çocuklara evlilikte de birlikte yaşayabilsinler. Atike Hanım sizin iki tane çocuğunuz var Allah bağışlasın. Evet, biliyorum çok tatlılar. Biri kız biri erkek. Evet. Tam ayrım yapılacak bir durum hocam. Evet. Yani kız çok sevilebilir. Hı-hı. Hani erkekler çok hareketli ya bizim buradaki Tarık'ımız gibi çok kıpır kıpırlar ya. O baktan hadi onlara derler ay çok yaramazsın çok hareketlisin der de kıza iltifat ederiz ve severiz bir eşitsizlik olur. Sizin ailede nasıl denge sağlanıyor? Bizim ailede Mine Hanım olan ilk çocuğumuzdu. Biraz da sakin ağırbaşlı büyüdü oğlumuz Hüseyin Buğra. O ağırbaşlı sakinliği içindeyken kız kardeşi doğduğunda 6 yaş var aralarında. Kız kardeşi biraz daha hareketli, heyecanlı. Daha tabii kendini sevdiriyordu fıtrat icabı. Oğlan daha da ağırbaşlı oldu. Kız çocuk gelince daha da içine kapandı, daha da ağırbaşlı oldu. Biz hep bunu uslu çocuk olarak algıladık. Çocuğumuz çok uslu, çocuğumuz çok uslu diye algıladık. Böyle çok olgun, çok anlayışlı diye algıladık. Hüseyin Buğra büyürken sakinliğini korudu. Hiç kıskandığını falan belli etmedi. Biz de ne yani akıllı ne uslu çocuk hiç kıskanmıyor, hiç tepki vermiyor gibi düşünüyorduk. Ama sonraları böyle 18-20 yaşlara geldi. Şimdi delikanlı Hüseyin. Maşallah. Artık kıskançlığını hissediyoruz biz onun. Fark ediyoruz. Benim söylediğim buydu. Evet. Hocamın da söyledi. Hı-hı. Birlikte yaşamayı öğreteceğiz ki. Hı-hı. Belki de Hüseyin evlendi de eşini çok kıskanacak hocam. Evet. Yani o kıskançlık duygusu gelmesi doğal bir duygu. Bak kıskançlık tabii, ama en çok lazım. İnkar edilen duygudur. Hı-hı. En çok utanılan duygudur ama kıskançlık hissetmek fıtridir. Hı-hı. Fıtridir. Bak şeytanın duygusudur. Şeytanın Hazreti Adem'e karşı hissettiği duygu kıskançlık duygusudur. Ama kıskançlığın arkasında ben merkezcilik vardır, enaniyet vardır, ego vardır. Bu normaldir ama. Yani her nefis kıskanır. Nasıl yöneteceğiz hocam? Ben kıskanmıyorum diyen yalan söylüyordur. Ben kıskanmıyorum diyen yalan söylüyordur. Hiç yani o mümkün değil. Yani kıskançlık yani yemek içmek gibi doğal bir eğilim insanda vardır. Kıskançlık gelmesi, nükleer enerji gibidir bu kıskançlık. İyi yana yönlendirilse yaşam enerjisi oluyor. Yanlış yönlendirilirse zarar yakıyor, zarar veriyor. Yani kıskançlık duygusu geldikten sonra ne yaptığımız önemli. Hı hı. Ya ben kardeşime karşı kıskançlık hissettim ama yani o benim kardeşim.
Ya yani bu kıskançlık yani onda var, bende var, onda var, bende yok, onda da olmasın diyorsanız bu barışçıl olmayan tehlikeli bir kıskançlıktır. Onda var, bende de olması lazım. Bende olması için ne yapmam lazım? Diye düşünecek. O onu ve burada anne babaların yaptığı bir hata da o kıskançlık duygusunu çok körükleyen mukayese yapıyorlar, kıyas yapıyorlar. Evet. Kıyas, kıskançlığı kardeşim. En çok böyle fitneyi ateşleyen kıyas, kardeşler arasında kavganın en büyük sebebi, bak abin ne güzel çalışıyor, bak sabah erkenden kalktı, sen niye çalışmıyorsun, ne biçim çocuksun dedi, abiye düşmanlık geliştirir. Evet. Ya hatta akraba işte amcanın bak çocuğu nasıl başarılı, sen niye öyle değilsin dedi, ona karşı düşmanlık geliştirir. O düşmanlığın ötesinde eksiklik duygusu geliştirir. Yani karşı tarafta eksiklik, yetersizlik, aşağılık duygusu geliştirir bunlar. Ya yani biriyle kıyaslayarak büyütmek yerine kişiye bir hedef koyup kendiyle, o hedefle kıyaslayarak bak sen şimdi ne, daha önce konuşmuştuk seninle. İşte şimdi şu kadar çalışacaktın ve şu notu alacaktın. Bunun için ne yapman lazım? Yapamadın. Hedefimizi niye koyamadık? Hadi onu nasıl düzeltiriz deyip hedefiyle onu kıyaslayacağız. Ama başkalarıyla kıyasladığımız zaman kişi her olayda artık kendisini başkasıyla kıyaslar. Bir, mesela bir ders çalışması lazım. Birisi kıyaslayacak birisini arar. Beyninde öğrenme metodu olarak kıyası öğrenir. Yani ona öyle davranıyorsun, bana niye davranmıyorsun demeye başlar. Hep kendini kıyaslayarak insanlara kabul ettirmeye çalışır. Ha, özgüven eksik öyle kişi. Algılamaya yani, başlıyor çünkü. Kıyaslayarak büyütülen çocuklarda özgüven düşüklüğü oluyor. Yani, bu evlilikte de büyük bir sorun oluşturuyor mu hocam? Kesinlikle öyle. Yani, evlilikte de olur. Yani hep böyle özgüveni yerlerde sürülen insanlar vardır. Evet. Aslında başarılıdırlar. Birçok şey yapmışlardır. Ama özgüveni yerlerinde sürülüyor. Çünkü kendilerini hep daha iyiye kıyaslamışlardı. O da kıyaslıyor. Niye onun gibi olamıyorum diye morali bozuluyor. Demotiv oluyor. Hissediyor. Yetersizlik hissediyor. Halbuki kendisini mümkün olan ayrı, ideal olan ayrı. Evet. İdealle kıyaslıyor. Şey. Evet. Halbuki mümkünle kıyaslamak lazım. Evet. Olabilecek şeyle. Çok o yani, zaman kıskançlık da doğru yönetilmiş olur. Tabii, değil mi hocam? Kıskançlık bir potansiyeldi. Doğru yönetilirse kişiye İlerletir. Yaşam enerjisi verir. Evet. O kişiyi ve barışçıl rekabette gelişmeye iter. Yani çocuğu severken, yani sizin o söylediğiniz gibi çocuğu severken muhakkak o çocuğu severken katmak gerekiyor diğerlerinde. Yani işte bir, çok sevilen bir çocuğu belli edebilir de bu insan. Fakat ne yapayım ya, bu çocuk çok sevdiriyor kendini. Hadi gel sen de beraber oynayalım deyip yani dahil kendi etme. Açık ve dürüst olmak gerekiyor. Yani ben bunu çok seviyorum bu böyle sevdirdiği için. Yoksa aslında seni de seviyorum ama bu daha çok ilgimi, dikkatimi çekiyor. Yani bunu duygular üzerine konuşmayan bir toplumuz biz. Evet, duygular evet. üzerine düşünmeyen bir toplumuz. Evet. Mesela sorsan anneni anlatır mısın? İyi güzel, hoş kadın, güzel yemek yapar. O kadar. Ya annen neye üzülür, neyi sevmez, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz bir liste çıkar desen hiçbir şey yapamayız. Evet. Çünkü duygular hakkında düşünmüyoruz, duygular hakkında konuşmuyoruz. Bunu mesela bayram mesela bayrama en önemli. Evet, bayram da bir duygu hocam. Bayram, şimdi Mustafa da bize bir sitem şiiri okuyacak muhtemelen. Bir duygu yüklü bir şiir okuyacak. Onu sona bırakıyorum. Hiç hocamı bölmek istemiyorum. Çünkü sizin başka ziyaretleriniz de var. Bayramın ziyareti de biliyorsunuz kısa oluyor efendim. O yüzden gelmişken hocamdan istifade edelim diye hiç araya bile girmiyorum. Hiç müzik falan almıyorum. Atika Hanım bir dahaki bölüme bize kalın ne olursunuz diyeceğim. O kalacak. Mustafa'ları da uğurlasak bile hocamdan biraz daha istifade edelim. Senin şiirinde programı efendim bölümü atlaması yapacağız ama sitem diyeceksin biliyorum şiirini reklam arasında konuştuk. O da bir duygu. Bayram bir duygu. O bayramdaki duyguyu nasıl dengeli tutalım hocam? Yani savaşlar var, zulüm var. İşte demin Gesi Bağları'nı okudu. Ölüm var, zulüm var. Var ama bayram da var. Buradaki dengeyi tutturmamız nasıl mümkün? Tabii şimdi bayram hep eski bayramlar denir. Aslında eski bayramlar derken eski çağlardaki dönemlerdeki bayramlar değil. Kendi eski bayramımızı kastediyoruz biz farkında olmadan. Evet. Yani biz çünkü bayramlar hepimizin hayatında güzeldi çocukluk döneminde. Şimdi bayramda neden? Bayramda herkes yani iyilik yapma ile ilgili bir niyet içine giriyor. Yani iyi çocuklara hediye almak, evde herkesi güler yüzlü olmalı diye iyi ve güzel olmasıyla ilgili bir bayram sevincini paylaşmayla ilgili anne baba kavgalı da olsa çocuklara o yapay da olsa o bayramda güzelliği yaşatmaya çalışılıyor. Bu çocukların dünyaya gelişen ruhlarında çok güzel bir iz bırakıyor. Hı. Büyüdükleri zaman da eski bayramlar diyoruz. Aslında kendi çocukluğumuzdaki güzel bayramları hatırlıyoruz. Bu bayramlar bu nedenle çocuğun gelişen ruhunda bırakılan kalıcı izlerdir. Yani bayramlar gerçekten çocuk için yani
çocuğun en ciddi hayat dönemidir, günleridir. Zaman dilimleridir. O yüzden yani, o heyecanı tabii, ona hissettirmek lazım. Hissettirelim. Tabii ki üzüntü var. Paylaşım yani. Bu arada mesela bayramda çocukla anne çocuk beraber bir yere gidiyorlar, eğleniyorlar. Birlikte zaman geçirmektir bayramın sihirli kelimesi. Değil mi? Evet. Yani birlikte zaman geçirmek, paylaşmaktır. Yani paylaşmaktır. Yani bayram bayramdaki esas olan kişinin böyle yani kendisini anlaşıldığını hissediyor o anda kişi. Yalnız olmadığını hissediyor. Evet. Kendisine değer verildiğini hissediyor. Yakınlaşma. Yani, o ben bir, bayram yakınlaşma ve paylaşma. Yakınlaşıyorsunuz tabii, çünkü. Tabii. O psikolojide çocuk psikolojisinde kullandığımız bir slogan vardır. Sev, değer ver, paylaş. Bu üçünü de ihtiva ediyor bayram. Evet. Sevgi ifadesi var. Değer verildiğinin ifadesi var ve paylaşıldığının ifadesi var. Çocuk ruh sağlığı için üç temel gıdadır bu üçü. Sevmek, değer vermek ve paylaşmak. Bu üçü de bayramda bir arada olduğu için bayram çocukların şeyinde kendine güven kazandırıyor. Sosyal duyguları güçlendiriyor. Sosyal iletişimi güçlendiriyor. Yani bayram bu nedenle yani çocuğun kendine barışık olması için, aileye aidiyet duygusunun gelişmesi için. Yani çocuk ergenliğe geldiği zaman bir an evvelik gelsin de bu evden kurtulayım dememesi için çocuğun. Büyüdüğüm zaman lanet olsun bu eve dememesi için bayramların kalitesini, yani evi seviyorsa çocuk, evdeki ortamı yani bir sevgi, muhabbet, sıcaklık hissediyorsa bayramda bu en doruk yaşanmalı ve bayramdaki bütün negatifleri erteleyelim, alıp rafa koyalım. Bayramı küçük bir şenlik haline getirelim. Eğer bunu yaparsak çocuk eve ait hisseder, kendine güven gelir, okulda da başarısı artar, arkadaş ilişkileri daha iyi olur. Başkalarıyla sorunlar yaşıyorsa yani problem çözme yöntemi öğrenir çocuk. Yani iyi ilişki kurmayı öğrenir. Yani bayramlarda oluyor bu. Yani sosyal iletişim aile içinde öğreniyoruz. Evet. Küçük yaştan beri sosyal iletişim, çünkü insan sosyal bir varlık. Tek yaşına yaşamaya göre programlanmamış. Doğru. Mustafa kardeş bir şey diyecek galiba. Sen hocamın ya böyle sağına hocam sağına yaklaştın. Bahsettiği şeyler, evet, çocuk psikolojisinde olan şeyler, ihtiyaçlar hiyerarşisinde normal evet, insanın da sahip olması gereken şeyler. Sevgi, ait olma, bu bir takım ihtiyaçlara en sonunda kendini tamamlamak dediğimiz sistem. O piramidin tepesine varmak biraz mümkün değil ama şu noktada belki toplumda. Ama hep şunu diyoruz hocam, nerede o eski bayramlar hakikaten? Evet. Çocuk olsak değil mi? Tabii. Şimdi sen diyoruz, o güzel bir şey. Yani bu ya. Bundan dolayı bir şey, böyle bir hüzün hissetmeyelim. Böyle işin tatlı bir hüzün olsun. Tatlı bir hüzün zaten. Tatlı bir o hüzün. Bozacıları falan hep özlerim ben mesela. Artık biraz daha betonarme yani. Oldu binalar falan. Bayağı bir komşuluk eskisi gibi değil. Eskiden sokağa çıkar sabahtan akşama kadar oynardım ben. Şimdi bakıyorum. Benim öğrencilerim de var. Çoğunu göremiyoruz sokaklarda yani. Hadi o zaman sistemini yapmışken şiirini de yap bakalım. Bir de şiir. Şiirle bağlayalım. Hocamla hayırlı bayramlar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Ben de herkese hayırlı bayramlar programımız diliyorum. Programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şu an Mustafa Volkan'dan bir şiir dinleyeceğiz. Merhaba. Gülüşü dünya olan. Kanadı kırılmış bir serçe bırakmadın sen geride. Böyle aciz değilim, böyle perişan değilim. Dağ başı yalnızlıklarım var, tenasında vahşi kuşların bile uçmaya cesaret edemediği. Ellerim sıcak bir cinayetin izleriyle ıslanmış. Gidenin götürdüğü geçmişi yalanlamakmış. Kalanın kaderi kahrolmakmış. Bunlar sana son sözlerim, bu sana son veda. Okul yolunda ıslanışımızı hatırla. Yarım ekmekli kahvaltıları. İçimizi titreten oda soğukluğunu, uzun yollarda bir arabada bize çalan türküleri hatırla. Bu sana son veda. Elveda gözleri namahremim. Bu bir hüzün yanılsamasıdır. Dünümle bugünüm arasında bir meccezir. Bu bir haykırıştır. Vedaya dair. Kalanların gidenlerle gönderdiği bir emanettir. Ömür boyu saklayacağım. Merhaba. Merhaba gözleri hasret kokan.
Bir ayrılığın ertesini yaşıyoruz şimdi. İçimizde kırılan umutlar hala sıcak gibi. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun. Ama ne yaparsın şairin dediği gibi. Anıların, kahkahaların gözü kör olsun. Hala her baktığımda seni gördüğüm o ev. Fakülte yıllarım, toplu konuşmalar. İlk mahcupluğumuz kör olsun. Biliyorsun çoktan unuturdum ben seni. Çoktan unuturdum ama yüzüne gözlerini kısarak öyle sinsi oturttuğun gülüşün gelmese aklıma. Şimdi ise vedalar saklı anılar defterimde. Gidişler, terk edişler. Hep gidene gurbet sanırdım gittiği yer. Oysa gurbet kalana gidenin bıraktığı yermiş. Bunlar son sözlerim sana, bu son veda. Konuşursam lal olsun gözlerim elveda. Sen giderken her şeyi bırak bana. Özlemi bırak, kederi bırak, elemi bırak. Yüreğim, yüreğinden bırak. Bu sana son vedadır ey sevgili. Dilimde ne kahır ne sitem, ne de yalancı mutluluk sitemleri. Gidişin çok sessiz oldu, geride ne bir not, ne de bir mektup çizikleri. Sen iyisimi her şeyi unut, emanet boynunda bir ömür adımla yaşamak. Zor olsa da sensizliğe alışmak. Bu davari yüreğimle un ufak oluşumdur. Sanma ki yıkılışımdır. Bu son elveda, bu son veda, bu kalışımdır. Geride benim yakılışımdır. Bin kez görsem seni, bin kez kanışımdır. Bu benim haykırışımdır. Seninle vedalaşışımdır. Bu sana son vedadır. Ey sevgili. Elveda.